Evet, hazırım ve bekliyorum. Bugün kaç sorumuz var? 6 soru var. Fırat, kaçta kaç yaparsın? Kaç soru var? 6. 6. Bak 5 olsaydı 5'te 0, 5'te 1, 6'da 2, 6'da 3'üm rahat var. Evet, Serdar selam. Selam. Kaç yaparsın 6 sorudan? 6'da 2-3 yaparım gibi geliyor ya, ortalama bir şey söyleyeyim. Hadi bakalım. 6 soru, ben 6'da 4 yaparım. 6'da 4. Hadi yap ya, yaparsan sana bir şey ısmarlayacağım, yapamazsan sen bana bir şey ısmarla. Geleyim mi? Başla, bekliyorum. Önünde 4 tane oda var. 4 oda. Bu odalardan bir tanesine girmek ve içeride uzun bir süre kalmak zorundasın. Birinci odada çok büyük bir ateş var. İçeri girer girmez seni yakıp kül edecek güçte bir ateş. İkinci odada gözü dönmüş katiller var. İçeri girer girmez kurşunları üzerine yağdıracaklar. Üçüncü oda zehirli bir oda. Odada bir nefes aldığında seni anında öldürecek güçte bir zehirli gaz var. Dördüncü oda aslanlar var. Bu aslanlar 3 aydır aç bırakılmışlar. Hangisini seçerdin? Aslanlar eğilince pek bir şey yapmıyor diye biliyorum ama yani öyle bir şey yok. Çömüp hani. Yok. Ateş desen, benim peki yanımda bir teçhizat bir şey hiçbir var mı? Hiçbir şey yok abi. Böyle, bayağı şöyle, böyle. Şu an giriyorsun. Şu yani. An böyle evet. Giriyorum laps diye. İçi gazlı olan odaya girelim, kapıyı açarım. İçindeki gazın dışarı çıkmasını beklerim. Yok abi. İçerse havalanıyor. Kapıyı diye. Açtığın gibi giriyorsun içeri. Açtığım gibi gidiyorum. Aslanlı odaya girerdim ben. Niye? He? Niye? Aslan burcuyum. İki odayı böyle birden açabilme. Yok yok abi yok. Bir odaya gireceksin ya. Hani şunu düşündüm. Yok. Zehirli havayla aslanları yok. Bayıltıp güzel yok. Aslanları açarım. Tamam mı? Aslanlar zaten aç olduğu için çıkıp giderler. Ben de oraya girerim. Kapının arkasına saklanırım falan filan böyle. Aslanlar kaçacak ya aç oldukları için hemen dışarı. Yok. Bilemedim. Tamam. Bilemedim bu nedir abi? Ney? Cevabı kabul etmeyerek evet aslandı. Nasıl cevap? Aslan abi demişim çünkü, abi. Cevabı kabul etmeme ne? Vermedin cevabı. Niye aslan. Seçersin? Niye? Niye? Aslan abi niye, işte. Niye? Bilmişim. Niye? Niye? Tamam. Ben bilmem. Ben bilmişim abi. Abi şöyle. Dördüncü odayı seçersen hayatta kalırsın. Aslanlardı. Evet onu bildim. Ama hayır yani yolunu bilmedin. Okay. 3 aydır aç olan aslanlar çoktan ölmüştür. Aa evet mantıklıymış bak. Bu da şeymiş. Ne ya? Bitti ne? Gitti işte ya kardeşim. Ya. Aslan doğru ya. Ben bilmem abi. Doğru abi. Cevap bence. Gönlün rahat mı? Çok. Aşırı rahat. Süper, süper. 3 aydır demiştin. Evet, hatta 2 kere söyledim bunu. Evet, bir de sıfırla devam ediyoruz. Alper'cim, bir adama hem saatin kaç olduğunu hem de ismini sormuşlar. Adam 2 soruya da tek bir kelimeyle yanıt vermiş. Adamın söylediği bu kelime nedir? Bilmiyorum değil, hafızasını kaybetmiş bir adam değil. Bir cevap vermiş. Bir cevap vermiş. Evet. Hem adını söylemiş. Hem de yani bu saati sormuşlar, onun hakkında bir şey söylemiş. Yani tek bir kelimelik bir cevap değil mi? İkisine de ayrı ayrı bir kelime değil. Yok, tek bir kelime. Aynı cevabı iki soruya da veriyor gibi düşün. Ha, atıyorum saat 8:05 geçiyor. Adamın adı da 8:05 geçiyor mesela gibi. Gibi. Hem adı hem rakam hem isim olan bir şey var mı? 1 2 3 4. Yarım mı? Adamın adı yarımmış. Ya yarım yarımmış. Diye biri var mı hayatta Alper? Tanıdığın var mı öyle yarım diye biri? Var. Var. Anladım. Yarım Ren de var bizim akraba. Yarımcı adamı. Güzel. 6 bey, 7 bey, 9 bey, 10 bey, 11 bey, 12 bey. Yarım olmaz. Bak Kasım olabilirdi. Hem ayı söylese hem şeyi söylese, adını söylese Kasım olurdu. 50 olurdu kız mesela ama adam. Dur bakayım. Tam. Tam da olmaz herhalde. Tam. Tam sağ Türk. Doğuş. Ya doğuş saate dedi. Baktı doğuş mu dedi? Doğuş. Güneş doğuşu. Güneşin doğuşu. Dün olmaz, yarın olmaz, gece yarısı, gece olmaz. Söyleyeyim mi? Söyle ya, bulamadım gelmedi. Hazır mısın? Çok kolaydı. Ya dur, hazır değilim bir saniye. Durmuş, çok kolaydı sonra. Durmuş. Adam ismi Durmuş'tur. Aynı zamanda saatin kaç olduğunu sordukları için de kol saatin Durmuş olduğunu söyler. Çok güzel. Nasıl? Çok güzel, mükemmeldi. Durmuş iyiymiş. İsmi Durmuş, saat de Durmuş. Durmuş burada dursun ya. Çok iyiymiş ya. Vallahi İyiydi. Çok iyiymiş evet, ama. Evet teşekkür ederiz. Üçüncü soru. 2'de 0'sın. Zimbabwe'nin 27. ve 30. dönem başbakanının anne ve babası aynı kişi. Fakat ülke anayasasında herhangi iki başbakanın kardeş olması kesinlikle yasak ve imkansız. Yani bu kişiler kardeş değillerdir. Bu durum nasıl olabilir? Arnold Schwarzenegger hem doğurmuş hem babalık yapmış hem analık yapmış. Onun filminde vardı bu. Ama kardeş olmayan insanlar, anne ve babaları aynı ama kardeş değiller. Üvey falan değildir herhalde. Yok. Evlatlık mevlatlık değil. Peki
Zimbabwe'de şey var mı? Bir kere seçilen başbakan bir daha seçilebiliyor mu? Bilmiyorum abici, abi söyle. Tamam. Arada anayasa değişmiyor değil mi? Güzel, falan. Değişmiyor abi, hayır. Değişmiyor. Güzel soru ama hayır. Aynı kişi, yasa masa falan bir şey dedin, anlamadım. Ne ya? Aynı kişidir o zaman. Lay 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 lay. Yeah. Bu ikisi aynı kişi olabilir mi? Olabilir. Tamam, o zaten değil mi? Güzel, bravo. Tamam, aynı. Tamam. Bravo. Ya. Tebrik okay. ediyorum. Yok, aynı kişi de anne babasının adı soyadı falan. Anne baba aynı kişi. Kardeş değil diyorum, aynı evet, kişi evet, aslında. Aynı, aynı kişi başbakan tamam. olmuş. Tamam. Sinirim biraz bozuldu mu? Şu. Tamam bak, çok güzel sorular var. Hiç şey moral motivasyon gitmesin, tamam mı? Tamam. Bir düğün konvoyunda bulunan 29 araç 3 kilometre uzunluğundaki köprüden geçmektedir. Tamam. Köprü 25 ton yüke dayanıklıdır. Ve konvoydaki araçların ağırlığı da 25 tondur o sırada. Köprünün ortasına geldiklerinde toplam 500 gram ağırlığında 3 kuş araçların üzerine konuyor. Köprü yıkılır mı? Köprü yıkılır mı? Yok, yıkılmaz. Niye? Abi 25 ton kapasitesi vardı. Köprüye girmeden 25 tondu. Şey. Kanka onların birer ton esneme payları var. Tamam, esneme payı yokmuş. 3 tane kuştur yani en nihayetinde. Oğlum 25 ton kapasite var, 25 ton şeyleri var. Ya mesela bizim asansör var 100 kilo diyor, biz ona 200 biniyoruz. Anladın mı? Alper'cim ben bu cevabı kabul etmem yalnız. Peki. Ya normal şartlarda günlük hayatta çökmemesi lazım. Abi yok. Yıkılmaz o köprü. Niye? Yıkılmaz abi, yıkılmaz. Niye? O köprü yıkılmaz. Ya 500 gramla köprü mü yıkılır? Oğlum 25 ton... Tamam, bir şey olmaz onunla. Dur ya, beni şimdi demoralize etme. Yıkılır ya. Tamam, yıkılmaz. Çünkü, tamam dur, yıkılmaz. Ya. Yıkılmaz çünkü araçlar köprünün ortasına gelene kadar 500 gramdan daha fazla yakıt tüketirler. Ha, yakıt dahil miydi? Sormadı ki. Vallahi evet, sormam lazımdı. 3 kilometrede 500'er gram, gerçi total evet, hepsi yakabilir, doğru. Totalde doğru. Yakarlar. Doğru, yakıtı düşünmedim ya, evet. Yıkılmaz doğru ama yine şansa. Çünkü araçlar köprünün ortasına gelene kadar 500 gramdan fazla yakıt tüketirler. Ya bak, aklın yolu bir, ben bir seçenek söylüyorum, sen bir seçenek söylüyorsun. Bak, bildik işte ya, yıkılmaz abi, 500 gram köprü mü yıkarmış ya? Şimdi bak, hesaplayalım, ortalama bir araba kilometre başına 7 litre yakıyor. Tamam. Burası 3 kilometrelik bir tamam. Yol. Tamam. Her birisi 7 yakıyor değil mi ortalama araçlar? Öyle de hadi. 6-7. Tamam. Toplamda 3 kilometre ne kadar yakılmıştır? Ama 3 kilometre şimdi başında olan da, hiç yakmamış olan da var henüz. Okey ama oluyor her türlü. Tamam, devam ediyorum. 8 tane 8 kullanarak nasıl 1000 yapılır? Şimdi bak, 2 tane 8'i alıyorsun. Tamam mı? Hı hı. Ortadan bölüyorsun. Yok, tane... matematik istiyorum. Ben şekil olarak. Yok. 888'de 88'i topla. Toplayma. Kanka ters çevirsin 8. Güzel güzel güzel. 8'den 8 kullanarak nasıl bileyim? 8 kere 8 64. 64 mi ya? 8 kere 8 kaç yapar? 64. Tamam, 8 kere 8 64. Acele ettiriliyorum ben bu formatta. Çok başarılı olabilirim belki. Çok acele ettiriliyorum. Burada ağır şartlar altında çalıştırılıyorum. Buradan YouTube Türkiye'ye sesleniyorum. Topla 888'i 88'i. Şimdi ben kafamda burada mı toplayayım? 16. Orada kanka. Bilmeceyi bana yaptırıyor ya. Yaparsın karşımı. Topla. Ne yapıyor kanka? 976. 976. Kaç tane 8'imiz kaldı? 2 tane kaldı. 3. He, 3 tane kaldı. Çarp 3 tane 8'i. 20 kaç yaptı? 24. Topla. 1000. Bitti gitti. Ya da 888 artı 88 artı 8 artı 8 artı 8 de olur. Olurdu ama Fırat kardeşin bir sayısal zeka, pratik zeka olarak burada yine matematik dehası olduğunu konuşturdu. 888 artı 88, artı 8, artı 8, artı 8, eşittir 1000. Ben zaten çok zorlama gitmiştim. Sen çok zorlama gittin zaten. Yani. İyiymiş. İyiymiş ama ben bunu mümkün değil çıkaramazdım yani. Bitti mi kendi dövme? Bitti. Yok. Şey de bitti herhalde. Daha yok, var mı? Bir soru daha var. Bir çocuk ailesinden her doğum gününde 1 lira alıyormuş ve kumbaraya atıyormuş. Çocuk 12 yaşına geldiğinde kumbarayı açmışlar. Kumbaranın içinden 3 lira çıkmış. Ha, bu şey 29 Şubat mı? Çocuk Ocak 29'da mı doğmuş? Şubat.
Şubat mıydı? Şubat 29'da mı doğmuş? Ha, çocuk şeyde doğmuş. 30 Şubat'ta doğmuş. Bravo. Tebrik ediyoruz. Biraz bugün nazar boncuğu oldu ama. Evet evet ya. Bu, olsun. Bu sefer şey kafam çalışmadı. Boş ver. Oluyor böyle bazen. Olur. Doğru. Çocuk 29 Şubat doğmuş. 30 Şubat pardon. Diye bir şey yok çünkü. Ya o. Oğlum 30 Şubat dedin. 29 ya. 30 Şubat diye bir şey yok ama Alper hayatta. Ama tamam. Yok şey... olmuyor 30 Şubat. Düşündüm doğru, ben de. Doğru doğru. Evet ama anladık işte. Soru cevap doğru bildim. Mantığım ve her şeyim doğru. Doğru doğru yani 29 Şubat olması lazım evet. Ama o anne babaya şey yani. Verin ya çocuğa. Böyle bir sonraki ay ver 1 lira yani. Niye böyle yapıyorsunuz anladın mı? Evet. Ocak 29 değil. Kaç yaptın? Ben 4 yaptım şu an. Aslanı yok, bildim. Aslanı köprüyü bildim. Aslanı bilmedin. Aslanı bildim. Ya köprüyü bildim. Bini bildim. Of. En sonu da bildim. 6'da 4 yaparım demiştim. 6'da 4 yaptım. İçin rahat. Çok. Aşırı rahat. Ama sen mutsuzsun şu an. Hiç üzülme kardeşim. Mutsuz olacak bir şey yok. Burada arkadaşım başarılı bir performans sergiledi. 6'da 4 yaptı. Görüşürüz arkadaşlar.